Kutusuna göre offside değil, Deniz 3 santim geride. Tamam biliyorum bunu. Gol müymüş? Şöyle ben var. Mesela o maçı Piero'da olmadan maçı canlı seyrederken Deniz Kada önde Antalya'nın golü offside zannettim. Değilmiş. Değilmiş. Bakın beyler bak, o tür offside'lar kabul görür hala anlamıyor musunuz? Hocam geçen sene Eto 50 attı biz maçı kaybettik. Hocam bak Galatasaraylılar öyle diyor. Anlamadım. Beyler hala anlamıyor. 50 atılma başka bir şey. Geçen sene niye konuşmadı Abdülkerim Durmaz? Zahmet çok harcıyorlar. Ben hep konuşurum kardeşim. Ben hep konuşurum. Ben her dakika benim kadar objektif kimse bulamaz. O görüntüyü getirseniz de çizme görüntüsünü. Korkunç objektifim ben. Bak hiç, bir dakika hiç, bir saniye. Bunu anlatayım mı önce? 2 ve 1,5 sene önceydi. Ben burada bir şeyler söyledim. Yine öyle. O gün Özgür Yanka ile Tolga neydi çocuğuna Özkalfa. İşçi. Yine böyle tuhaf maçlar yönettiler. İşçi. Ve ben bir atraksiyon yaptım. Bu yüzden de savcılıktan ceza aldım. Tek suçlu benmişim gibi. Sonra Allah razı olsun. Suç ceza hakimimiz Cevdet Bey cezayı kaldırdı. Orada, şimdi bakınca ben ne yapmışım 2 sene önce? Onu sana Fethullahçılar verdi biliyorsun. Bilmiyorum kim verdi. Buyurun. Sen bilirsin. Hocam şimdi bir görüntü var. Tolga Özkalfa dün gerçekten Bursa Spor'a. İşçi Tolga mı? Ya işçi deme. Dişçi Tolga. Diş hekimi diyelim. Adam dişçi kardeşim. Diş hekimi. Bir görüntü var. Ahmet Çakar geçen sene Özgür Yankaya ve Tolga Özkalfa ile ilgili olarak bir yorumda bulunmuştu. Hatta bundan sonra da mahkemeli oldu. Savcılıktan ceza aldım. O açıklamadan sonra. 3 ay spor sahalarına girememe cezası 5000 lira. Bana kanalıma da 100 bin lira ceza kestiler. Allah razı olsun. Suç ceza hakimimiz Cevdet Bey itiraz ettik. O da kanaatini böyle kullandı. Dün Bursa Spor'un gerçekten hani insan baktıkça yani ben kahroldum. Hani futbol sever olarak böyle bir hata yapılamaz. Yapamazsın böyle bir hata. Yani bunun altında art niyet ararım ben. Bugün yine aynı şekilde baktığınız zaman Eto'nun attığı gol aynı şekilde. Bir bakalım Ahmet Hoca ne demişti sonra tekrar dönelim. Ama iki hakem. Mesela. Bu. Özgür Yankaya. 2 Ocak 1978 Edirne'de doğmuş. Hakem olmuş. Yüzlerce binlerce maç yönetmiş. O yönettiği maçlarda yüzlerce binlerce gol olmuş ama dün gece Burak kafayı vururken ve top direğin altından kalenin içeriye girerken o da sağ volesiyle topu tamamlamak isteyen bir holigan hakem görüntüsüyle golü verdi. Hata yaptı yapmadı onu tartışmıyorum. İçinden geçeni vücut dili adeta suçüstü gösterircesine bunu size sergiledi. Çok üzüldüm eski bir hakim olarak. O artık yok. Aradan 24 saat geçti. İstanbul Kadıköy'de bir hakem çıktı. Maçı yönetti, attı, verdi, etmedi. Dakika 95. Top Eskişehir sporlu oyuncunun göğsüne veya sağ üst tarafına çarptı. Tolga Özkalfa vücuduyla göğsünü geriye kaykılarak penaltı yok dedi. Arkasından penaltı verdi. Dünkü bacak bugünkü göğüs. Tolga Özkalfa 22 Şubat 1977 doğumlu. O da artık yok. Peki, bize, size, Türk futboluna ve dünyaya bu utanç tablosunu yaşatan kim? Dün geceden bugünkü maça kadar kapalı kapılar ardında, kapalı telefonlar ardında hangi konular konuşuldu? Türkiye'de sadece iki büyük var. Yaz günah değil mi bugün katledilen, adeta bir soykırıma uğrayan Eskişehir'e? İşte Allah'ın sopası yok. Hoca bundan dolayı ceza aldı. Holigan ilan edildi. Holigan Ahmet Çakar. Ama kaldırıldı ceza. Yani o ceza yürürlüğe girmedi. Kaldırıldı. Suç ceza hakimimiz kaldırdı. Şimdi tarih tekerrüden ibaret. Aradan geçti aylar. Belki 1 yıl. Belki 1,5 yıl. Yine aynı 2 hakem. Benim hakemlik kriterime göre kabul edilmeyecek. O zaman MHK başkanı kimdi? Zekeriya Alp'in de üzerine çizdik hatta. Onu küstü evet. Bana. Ondan sonra bakın beyler. Antalya Spor'un golü offside'de olmuş olabilirdi. Kaldı ki 3 santim offside değilmiş. Hı hı. O offside'lar her maç... Bakın şunu yapsa kabul ederim. Orada adam üzerine çıksa bassa kafaya golde faul var mıydı? Olabilir. Bunu diyebilir. Dünya futbolunda
hakemleri izleyen adamlar hakemin her yaptığı hatayla masum hata, masum olmayan hata diye aramaz. Ben bugünkü hatayı sevmedim kardeşim. İptal edilen hocam, goldeki doğru. Hatayı sevmedim. Hiç kimse de bana hikaye anlatmayacak. 55. dakikada Antalya 2-0 öndeyken o maçı Galatasaray 3-2 alır diyen adamla ben futbolu sabaha kadar konuşurum ya da hiç konuşmam. Hocam Türkiye'de... Kolay mı ya 35 hocam, dakikada 3 gol atmak? Ya hocam, Antalya ya bu da şey hocam, değil ki. Boru değil ki ya. Hocam kendi sahanda hocam, oluyorsun. Kıyasla hocam kıyasla var. Hocam yapma. Kıyasla mı hocam yapma. Galatasaray'la Antalya Spor. Kaşı dalga mı geçiyorsunuz? Dağlar kadar fark var. Yapmayamazsınız ya. Bunu kimse bilemez. Maç 2-0'da biter, 5-2'de biter. Bunu kimse bilemez. 2-0, 4-0 olur. Farklı bir şey. Burada başka bir şeyden bahsettik biz. Özgür Yankaya'nın söyledik. Yanlış bir hakem olduğunu, bu maça niye verildiğini, yanlış olduğunu söyledik. Galatasaray'ın bir istek arzusu var. Taraftarın bir desteği var olduğunu söyledik. Şimdi buradan mesela Instagram'a yazılar geliyor. Anket de abi sen Beşiktaşlısın, Galatasaray'ı niye savunuyorsun? Bakın arkadaşlar. Senin anlığını savunuyorsun. Burası canım. Avukatlık bürosu falan değil. Burada kimseyi falan savunmuyoruz. Burada bir televizyon programı yapıyoruz. Beşiktaş'ın konusu geldiği zaman Beşiktaş haklıysa Beşiktaş savunuruz. Fener neyse onu söyleriz. Körü körüne burada biz takım şu takımı tutuyoruz diye körü körüne savunmuyoruz. Aynen, biz kimseyi öyle de savunmuyoruz ayrıca. Burada bir şeyi konuşuyoruz. İnandığımızı. Benim fikrim 2-0'dan bu Galatasaray 3-2 de yapabilir diyorum. Hakemin zaten kötü olduğunu söylüyoruz ama yanlış dinliyorsunuz, anlamıyorsunuz. Hakem çok kötü bir hakem ama Galatasaray'ın isteği var, arzusu var, iyi oynayan, boğan bir Galatasaray var, taraftar desteği var. Hala şimdi bizim İbo yok mu vergici hocam, senin de arkadaşın. Arkadaşım. Abi diyor Beşiktaşlar şimdi diyor sosyal medyada kızıyorlar Beşiktaşlar. Abi Beşiktaş falan konusu yok burada. Burada bir Galatasaray mevzusu var. Burada bir televizyon programı yapılıyor. Burada birbirimizle ilgili tartışıyoruz. Hakemin kötü olduğunu söyledik. Yanlış olduğunu söyledik. Ama bu Galatasaray takımı yani 2-0'dan 3-2 yapabilir diyemez miyiz yani? Bu bizim Bersin, fikrimiz değil. Bu budur. Ben de yapamaz diyorum. Hocam diyemez miyim? Ben de yapar diyorum. Var. Ama Galatasaray Özgür Yankaya ile kazandı maçı demek ağır diyorum bu. Bu biraz ağır. Çünkü oradaki futbolculara bugünkü arzularını, isteklerine biraz yani ayıp ediliyor. İkincisi çok ağır basan bir kalite farkı var. Ya kalite yani, diyorsun kardeşim. Abi, bugün Real Madrid Eibar mı Aibar mı denen Eibar. Ne olduğu belli olmayan bir takımla 1-1. Tamam hocam. Koskoca Bayern Münih, Köln gibi. Masasın altındaki bir Alman takımı yenemedi. Yani, şimdi bakın beyler, bunlara topyekin. Makro baktığım vakit, gezegenin üzerinden baktığım vakit. Biz dünya bir gezegen, doğru mu? Bir ay bir uzay aracına binsek de atmosfer yukarı çıksak, dünyaya baksak, bana hiç kimse, bunu Türkiye'deki maçları tenzih ederim ha, asla böyle bir şeyim tamam. Yok. Şu anda Bayern Münih Köln'ü yenememesi, Real Madrid Eibar'ı yenememesi, Manchester United. Tamam. Şimdi Barcelona maçı kaç kaç bilmiyor. Kim galip? Celtic diyorum. Celta Vigo 4. Barcelona 3 90. dakika. 3-0'du. 3-0'du. İlk yarı 3-0 Sertondeydi hocam. Tamam. Hocam, dün Trabzon bana bu kainatta 22 tane adamın bir tane hocam, böyle plastik veya deriden yapılmış içinde hava olan yuvarlak bir cisimle oynadığı şeyde top. Bu sonuçların rahmani olduğunu anlatamaz. Bir de oynanan şeyin ismine Trabzon Karabük maçı kaç? Top. 4-0. Sonuç şey kaç kaçında kaç dakikada olmuş? Top. Bir baksınlar. Vay top. Karabük Trabzon maçı. Son 3 gol kaç dakikada olmuş? Ya. Abicim olur. 70'ten sonra 3 evet, gol olmaz olur diye bir şey yok. Biz bunu söylüyoruz. Yapmayın. Senin Milan meşhur Milan maçında goller ne zaman gelsin? Evet. Bir dakika dur. Söyle Sercan. Ne var? 62-73-85. Evet tamam. Karabük takımı Trabzon'a 3 tane gol atıyor. Yani bugünkü Galatasaray 2-0'dan maç 3-2 yapamaz. Yani anormal yani. Kim diyor yapamaz diye? Hoca söylüyor. Hoca öyle bir şey demiyor. Diyor öyle diyor. Demiyor. Ben diyorum yapmama ihtimali yapma ihtimalinden daha kolay diyor. Evet. Hocam yapamaz. Futbolda Galatasaray'dan bahsediyorsun ya. Ya Real Madrid'den taraftar. Real Madrid'den demiyorum bir şey kardeşim. Yapmama ihtimali daha hocam ağırlık. Yapmama ihtimali ağırlık ama yapabilir de diyoruz. Yapma ihtimali daha ağır. Neden? 41.000 seyirci. Fark etmez. 41.000 seyirci. Podolski girmiş, oyun yıkılıyor. Yapmayın. Yaşın dalga mı geçiyorsunuz be? Sanki Galatasaray'ın hocam. Ya yapmayın. Galatasaray Antalya arasındaki fark o kadar değil. Biriniz konuşun hocam. Bir şey hocam. Buyurun Abdullah. Şimdi ben hocam ben de bitti. Barcelona 4-3 kaybetti. Tamam. Ben de şimdi Sinan'a Beşiktaşlar tepki gösteriyormuş ya. Şimdi ben de bana tepki gösterilen Galatasaraylılara sesleniyorum. Kardeşim bu maç 50. dakikada hakem golü verse 2-0 geriye düşse Galatasaray bu maçı 3-2'ye getirir mi? Getirebilir. Peki getiremez mi? Getiremiyor. Bir dakika. Evet.
Peki bunu kim bilir? Bunu kimse bilemez. Peki ne istiyoruz? Biz istiyoruz ki hakemin dürüst doğru karar vermesini. Şimdi Galatasaraylılara soruyorum. Kendinizi Allah aşkına bak samimi cevap verin vicdanlarınızla. Bugün Osmanlı maçında Eto'nun attığı golün aynısını Umar Aminu Fenerbahçe'ye atsa, hakem uyduruk bir hareketle faul diye iptal etse ne düşünürdünüz? Maçın hakemine neler söylerdiniz? Barça 4-3 galip ya. Neler söylerdiniz? Hayır 4-3 mağlup. Yanlış. Ha, onun için ben hayatta taraf tutmam. Çok iyi bir Fenerbahçeliyim. Hatta hasta derecesinde Fenerbahçeliyim. Ama doğru söylüyorum. Maç 50. dakika 2-0'a geldi mi o maçın ne olacağı belli olmaz. Tribündeki Galatasaraylıların nasıl reaksiyon vereceği belli olmaz. Galatasaray futbolunun bu halinin yaptım. Ne olacağı belli olmaz. Kartlar olur martlar olur. Futbol böyle bir şeydir. Ha Galatasaray oradan 2-0'dan maçı 5-2 de kazanır. Kazanır. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Ben de bunu söylüyorum. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bunu söylüyorum. Ama hakem maça etki etmedi demek hocam olmaz. Bak şöyle bir şey var. Etki etmiştir. Bazı taraftar grupları var. Taraftar siteleri var. İsim vermek istemiyorum. Beşiktaş'ın dünkü galibiyetine, Galatasaray'ın bugünkü galibiyetine haftalardır Beşiktaş'la ilgili yok işte 6 maçta 4 kez hakemle kazandılar diyerek ya, bazı ya. Şeyleri manipüle etmeye çalışıyorlar. Derler. Taraftarlar. Beşiktaş, hocam Beşiktaş. Hayır. Hocam bak taraftarlık bak, ayrı. Bak, birisinin Sinan, maşası olarak taraftarlık yapmak başka. Bak Sinan Engin. Bak, hocam, çok iyi hocam bak kesmeyin buyur, ne olur. Buyur, siz kardeşim, böyle kestikçe tamam, ben doğru, yanlış doğru, anlaşıyorum. Doğru. Ya, anlaşılıyorum. Buyur doğru söylüyorsun. Taraftarlık başka bak. Bir şey yaptı Kerim abi. Bir de yanında rakamlar olup rakamlı gruplar var ya taraftar grupları. Beşiktaş'ta, Fener'de, Galatasaray'da, Trabzon'da hepsinde. Tamam. Birisinin maşası olarak kalkıp taraftarlık yapmaya çalışanlar Beşiktaş'ın galibiyetine, Galatasaray'ın galibiyetine. Ben ne konuşayım? Ben kemiksiz konuşayım. 6'da 4. Bir dakika ya. Beşiktaş kaç maç oynandı? Beşiktaş 6 maçta 4 kere hakemle mi kazandı? Bir dakika ya. Ertem kaç maç oynandı? 6 maç oynandı. Galatasaray'ın bana puanını söyle. Söylüyorum hocam. Söyle. 14. 14. 14 maçın 5 puanı 14 puanın 5 puanı hakemle geldi. Galatasaray'da. Evet abi ispat edeyim mi? Beşiktaş'ta başka bir şey. Ona bir dakika hocam geçeceğiz. Galatasaray'da nasıl 5 puan anlatayım hakemle mi? Gelir ya? Bugün 2-0 olsaydı bence bu Galatasaray maçı kazanamaz. Bence de kazanırdı hocam. Karabük maçı. Karabük maçı bitmiş. Kardeşim bu kadar saçma sapan konuşma bir yerde 93 dakika bitmiş. Hakem kasten. Bilerek işleri düzeltti. Ben bir şey söyleyeceğim. Bak deminden beri susuyorum. Ben söz bekliyorum burada efendiciğim. Bu ülkede efendilik geçerli olmuyor. Ne yapacaksın yani? Real Madrid maçında seneler evvel 2-0'dan 3-2'ye getiren Galatasaray değil mi? Ama bak bundan. Hem de Real Madrid. Evet. Figolar. Evet. Kardeşim 2-0'dan 3-2'ye diye zor olsun. Şampiyonlar Ligi'nde. Yapmayın. Peki kardeşim Şampiyonlar Ligi'nde 6-1 kaybedenle sen değil misin? Burada Fenerbahçe küme düşme potasında diye biz burada illa Galatasaray'ın hafı galibiyetini sulandırmak zorunda mıyız Ertem? Sen Fenerbahçe'nin küme düşme potasında olmasının sorumlusu Galatasaray mı? Kaç ne yapalım çıkıp oynasınlar kaç kardeşim? Kaç puan var orada 6 puan var. Mesela diyor Rize ya. Beşiktaş maçında herkes diyor ki Rize'nin penaltı verilmedi. Hayır o pozisyon penaltı değil. Yakın mesafeden kesti kolu yandığıyla eline çaktı bu penaltı değil. Değil. Bak, geçen şey sene geçen dün akşamki maçı diyor. Değil hocam penaltı falan değil. Değil. O konuşulmaz bile. Hayır. Konuşulmaz Rize maçındaki penaltı konuşulmaz bile hocam. Ama ben madem Galatasaray'ı konuşuyoruz. Galatasaray'ın seyrettiğim 6 maçında 5 puan hakem katkısı vardır. Bu hocam, kadar basit. Nasıl bu? Yani şimdi saygı duymak zorundayım. Bir de kardeşim. Çünkü hayır, bu işin ustası olduğunuz için söylüyorum ben hakemlik konusunda. Ama ben hayret içerisindeyim. Ya söylüyorum sana. Karabük Galatasaray maçı. Sezonun birinci ve ikinci maçı. Dakika 93. Top orta sahada. Hakemlik yapan adam bunu bilir. Akın makın gelişse anlarım. Hakem şöyle baktı. Top orta sahada bitir. Son ortayı kasten yaptırdı. Şişirdi. Eren girdi, vurdu. 1 puan alacak Galatasaray, 2 puan fazla aldı. Bugün benim anlayışıma göre 2-0'dan maçı Galatasaray çeviremezdi. Sinan diyor ki çevirirdi. Benim çeviremem ihtimal. 3'te bugün koydum, ettim 5 puan. Peki şimdilik 5 puan. Hocam doğru maçta. Bakın bunun ispatı olur mu? Hocam Galatasaray'la olmaz. Hocam sen şimdi Galatasaray'la ilgili, hakemle ilgili falan bunları hep söylüyoruz. Burada yıllardır en çok Beşiktaş'ın hakemlerden yanmıştır. Bakın bu bizim oynadığımız dönemlerle birlikte. Ben şerefli ikinciliklerde 3 tane şerefli ikinciliğim var benim. Ben bunların hepsini kupaları çalınmıştır Beşiktaş'ın. Bunlar ayrı. Ben bunu konuşmuyorum. Bugün ilk daha siz söylemeden ben söyledim. Özgür Yankaya şaibelidir Galatasaray'la ilgili niye maçlarına veriliyor dedim. Ama Galatasaray 2'den 3-2 yapabilir mi? Bir futbol terimidir, bilgisidir. Konuşulur konuşma. Sana göre kazanır, bana göre kazanmaz. Abi geçen hafta 4 Totodur. Dakikada. Totodur. Geçen hafta 4 bakın, dakikada Beşiktaş Galatasaray 2 gol attı. Bu Karabük. Karabük takımı. Hep yani bakın, olmadı olmuyor. Arkadaşlar mi? Dün Karabük takımı. Nadir. 62'den sonra ne 3 nadir? Tane. Aslında senin dediğin nadir. Karabük takımı 62'den sonra 3 tane bugün atabiliyorsa.
Trabzonspor takımına bugün de Galatasaray 60'tan 75'ten sonra atabilir. Bu bir benim futbol görüşümdür. Ha atamaz. Belki evet. Antalya 4 yapabilir. Tabii, ama hayır ama bunu bilemeyiz evet. ki. Şimdi ne oldu? Bunu bilemeyiz. Özgür Yankı'ya buradan MHK söylüyoruz. Özgür Yankı'ya Galatasaray'ın maçlarına vermeyin. Şaibe oluyor. Galatasaray haklı bir galibiyet de olsa galibiyete gölge düşüyor. Çünkü dolayısıyla her hakem hata yapıyor. Ama Özgür Yankı'nın yapmış olduğu hatalar göze batıyor ve yanlış hata değil. Yanlış yönetiyor. Bakın yanlış yönetiyor. Kendini kontrol edemiyor. Kendini kontrol edemiyor. Yani bu ne demektir? Bir pozisyonda refleks yapmak demek. Bak sana, sana yakışan şu soruyu sormak. Evet, Özgür Yankı'ya o patella refleks dediğimiz ayağın böyle kalkıp vole vurma refleks diyorsunuz ya. Hmm. Ondan sonra herhalde bir 20 tane falan lig maçı yönetmiştir, doğru mu? En az Süper Lig'i. Herhalde 20 maçta en az 40 falan gol olmuştur. Evet. O refleksi bir daha yaptı mı o? Yok hocam. Ne oluyor? Refleks dediğin istem dışıdır bir defa. Hocam eğer bak, istersin refleksle, sen de istersin ister. Mesela. Ben hiç istemedim. Ben niye isteyeceğim ya? Hocam, tamam, hocam bak ya. gol atmasını istediğim bir takımın evet. hep yaparız. Bir hakem bir takımın gol atmasını yaparsın. İster misin ha? Şu hareketleri tamam. yapar. Bir takım hocam. bir hakem bir takımın gol atmasını. Ben de aynısını söylüyorum. Senin aynısını konuşuyoruz. Orada mantarladı diyor. Aynı dili konuşuyoruz. Hocam. Bakın hep tekrara düşüyoruz. Anlatamıyoruz insanlara. Verilmesinin yanlış olduğunu ilk ben söyledim. Tamam. Galatasaray'ın galibiyetine. Peki biz ne tartışıyoruz? Galatasaray'ın galibiyetine. Efendim? Golün mü? Hayır. Hayır. Özgür Yankı'ya maça verilmesi vermeyin dedi zaten. Programı açamazsınız. Vermeyin dedi. Biz neye tartışıyoruz o zaman? Arkadaşlar. Neye tartışıyoruz? Aynısını konuşuyoruz. Neye tartışıyoruz biz? Bana Umut lokantada Dinçer Zapan'la beraber lokantada yanımıza geldi. Bu çok önemli bir haber. Dinçer de yanımdaydı. Futbolcu Umut. Anlattı. Biz Umut Bulut hocam Galatasaray'dayken. Ya dedim Umut. Yani dedim kardeşim niye kendiniz atıyorsunuz yerlere? Sinan abi ben dedi düştüm. Ben hakem verdi. Beni de zor durumda bırak dedi. Yani beni sahtekar gösterdi hakem dedi. Çocuk Umut bu ne? Hani Umut bugün ayrıldı Galatasaray'dan. Selamet olsun çocuk gitti yani. Anladın mı? Gitti. Ama istiyorsa bağlansın. Hayır Sinan abi sana söyledi. Dinçer yanımdaydı yani. Evet. İsterse söylesin. Onun için. Bana o zaman da söylemiş. Aynen anlattım sana derdim. Evet. Çocuk kendini düşüyor orada. Hakem veriyor. Vereceğini tahmin ediyor. Onun için Özgür Yankı'ya da sıkıntılı bir hakem. Demek ki Galatasaray'ın duyguları öne çıkıyor. Vermeyin ya. Vermeyin kardeşim. Ucu da yakmayın. Biz ne diyoruz? Özgür Yankı'ya da yakmayın. Mesela. Kendinizi de yakmayın. O zaman niye biz sen? Biz ne dedik? Ne hocam, dedik biz geçen sene? Şimdi. Ben dedim bu hakem yakalandı suçüstü. Bu adama bırak vermeyin. Vermeyin de. Şimdi ben Özgür Yankı'ya da Galatasaray maçlarına vermeyin. Vermeyin de Özgür Yankı'ya Fenerbahçe'nin maçını mı yönetsin? İçinde öyle refleksi olan adam Fener'i de yakar Beşiktaş'ı da yakar. Böyle şey olur mu? Bu hakem yakalanmıştır. Siz bir bu... hakemin böyle yakalanmaya. Hocam çok acımasız davranmıyor muyuz ama bir ya? Bir hakemin yani böyle. Bir hakem için. Hayır hakemle. Kardeşim ben bak bu televizyon ekranlarında. Bu adam inanmıyorum bak, ben ya. Sen bak bu televizyon ekranlarında sen televizyoncusun iyi bilirsin. Kaç kişi ağzından sürçülisan bir kelime çıkarttığı için ne ekran hayatı kalmıştır ne adamın sosyal hayatı kalmıştır. Hayatı kararmıştır insanların. Hakem sen dikkat edeceksin kardeşim. Başka bir şey ya. Hakem sen duygularını bunca çalıştırmayacaksın. Reklamla erken dövüşür söyleyen sayı. Hocam peki MTK'da elinde sigara bile yakalandı. Gürtük cezayı geçiyor. Hocam MTK var bugün mi? Nasıl çıktı Mete Kalkavan rahatsız bugün ya? Takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullanmadım. Mete Kalkavan. Evet. Bugün Mete Kalkavan'a eğer girecekse Fenerbahçe maçıyla ilgili. Ona gelince gelelim. Tekrar söylüyorum. Mete Kalkavan benim her iki tarafa da hatalar yaptı. Mesela Mete'yi. Mete'nin de baktım hocam, ama yapma bugün Fenerbahçe'li olmuş. Ya, müşahede ya bırak müşahede, sen de müşahede. Galatasaray'ın mesela, okları almak Fener'e döndürmek istiyorsun. Mesela rahatsın, Mete'yi ya, bugün şey sen Mete derim ya. Bırak, Mete derim. Osmanlı'da bir oyuncu. Osmanlı'da bir oyuncu gidiyor. Arkadan bilerek isteyerek kasten çektin. Mesela burada niye kart vermedin? Sonra bir tane uydurdun 85'te. Ulan faul yapan Mehmet Topal. Niye? O faul yok orada. Faul yok. Varsa da. Ama şu var. Ama şu var. Ama şu var. Volkan'a lafım. Volkan'a. Konsantrasyon eksiği olduğu an manasız işler yapıyor. Konsantrasyonu yüksek olduğu an Türkiye'nin en büyük kalecisi. Şimdi biz o daldan dala atlamayalım. Hocam. Daldan dala atlamayalım. Mete Kalkavan'la ilgili geçen sene Mete koyarlar sepete ya, diye. Rasim ya. Evet, ya Rasim. Özür mü kesmezse bir dakika. Evet, aa yeter ya. Biz burada kuzu gibi duruyoruz. Bir de kasap çağırın kesin bari. Kardeşim. Yeter bak sakin sakin seni kesecek şimdi bıçak bulamayız söylüyorum. Kardeşim yapmayın bugün Mete Kalkavan'la ilgili Mete koyarlar sepeti diyen o. Ne bugün zaman? Fener o psikolojik
Golü evet hocam bastı. Geçen sene söyledim. Geçen sene dedim. Ne maçında dedim. Sepet'e dedi. Evet. Evet. Aklını başına al dedim. Türkçe. Geçen sene. Senin kara gümrüklü tehditleri. Ne oldu? Penaltı çaldın çaldın. Hemen. Reklama gidiyor. Ben şimdi Türk futbolunun namuslu abilerine soruyorum. Türk futbolunun namuslu yöneticilerine soruyorum. Herkes öyle kim bilir. Soruyorum. Saçmalama Rasim. Reklamdan önce. Hocam özür dilerim. Allah rızası için. Yapma Rasim. İki sene önce. Bir dakika. Bir dakika. Bir şey yapmayın abi ya. Yapmayın. İki sene önce Aziz Yıldırım hangi hakemi aforoz edip bir daha Kadıköy'e giremez dedi. Ve o hakem iki yıl boyunca Kadıköy'e giremedi. A şıkkı Özgür Yankaya. Mete koyarlar sepete. Ne yoksa halk arasındaki lafıyla. Arkadaşlar Rasim şu sepet olayını kapat. Arkadaşlar gidiyoruz. Yapma. Net bir şey söylüyorum. Bakın net bir şey söylüyorum. Özgür Yankaya Galatasaray'la ilgili... Problemli bir hakemdir, sorunlu bir hakemdir. Ama ben neydim? Şaibe lafı, söylemem bana yakışmaz. Sorunlu bir hakemdir. Galatasaray'ın maçlarına verildiği sürece, Galatasaray galip geldiği sürece teknik olarak Tolga'ya niye orada göstermedi onu falan filan anlatırız bir sürü şeyler. Galatasaray maçlarına verildiği sürece Galatasaray'ın galibiyetleri tartışılır. Onun için meğer Özgür Yankaya'yı vermeyin. Çünkü kendini kontrol edemiyor. Geçen sene de Hamza zamanında da Galatasaray yine 5. veya 6. haftada Trabzon katledilerek Trabzon'da penaltı verip Galatasaray hayata reklam tutulmuş. Reklamdan sonra beraberiz sevgili seyirciler. Duydu mu Rasim? Reklamdan sonra beraberiz. Galatasaray ile Beşiktaş'ın şampiyonluğa gitmesi hazmedilmiyor.